Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, suikaste uğrayan Hamas siyasi büro başkanı İsmail Haniye'nin oğulları Abdülselam ve Hemam Haniye'yi kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çukurova Uluslararası Havalimanı açılış töreninin ardından İstanbul'a geldi. Erdoğan, Tahran'da suikaste uğrayan Hamas siyasi büro başkanı İsmail Haniye'nin oğulları Abdülselam ve Hemam Haniye'yi kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde İsmail Haniye'nin şehadeti dolayısıyla taziye dileklerini iletti. Kabulde Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan da hazır bulundu. Evet, dün müzakerede duyurmuştuk. Sosyal medya platformu Instagram 8 günlük yasağın ardından artık erişime açıldı. Dün akşam 21.30 itibariyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Meta ile görüşmeler sonucu Türkiye'nin taleplerinin kabul edildiğini söyledi. Bu gelişme sonrasında Instagram'a uygulanan erişim yasağı kalkmış oldu. Çok ciddi bir mesafe kat ettiğimizi söylemek isterim. Yasağın kaldırılacağı sinyalini bu sözlerle vermişti. Türkiye'nin talepleri kabul gördü. Instagram yeniden erişime açıldı. Sosyal medya platformu Instagram, katalog suçlar kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle 2 Ağustos'ta erişime engellenmişti. Engelleme kararı sonrası Meta şirketiyle toplantılar yapıldı. Görüşmelerde özellikle terör, katalog suçlar gibi konularda Türkiye'nin kanunlarına uyulması istendi ve o görüşmeler sonuç verdi. Instagram, Türkiye'nin taleplerini kabul etti. Yapılan görüşmeler sonunda belli kararları aldık, belli noktaya vardık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Meta ile yapılan toplantılar sonunda alınan kararları da açıkladı. Yasal uyum ve içerik kaldırma noktasında Türkiye Cumhuriyeti yasaları kapsamında katalog suçlar arasında yer alan içeriklerin ve paylaşımların kaldırılması için yapılacak çalışmanın akabinde derhal kaldırılması sağlanacaktır. PKK, PYD ve FETÖ gibi terör örgütlerine ait hesaplar ve bu örgütler lehine propaganda içeren tüm içerikler Meta platform tarafından kaldırılması için gerekli hassasiyet gösterilecektir. Meta ile varılan anlaşma kapsamında şirket yetkilileri önümüzdeki günlerde Türkiye'yi ziyaret edecek. Kullanıcılara getirilen sansür konusunda ortak bir çalışma yapılacak ve adil bir denetim mekanizması oluşturulması sağlanacak. Ayrıca Türk kullanıcıların hakları da korunacak. Hesaplar herhangi bir uyarı yapılmadan kapatılmayacaktır. Bununla birlikte uyarı yapılmaksızın kapatılan ya da kilitlenen hesaplar tekrar erişime açılacak. Silinen hesaplarla ilgili vatandaşlarımızın hakları gözetilerek adil bir uygulama süreci yönetilecektir. Evet, belirttiğimiz gibi dün akşam 21.30'da Instagram'ın açılmasının hemen ardından İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan anlamlı bir paylaşım geldi. Altun, Instagram hesabından İran'da suikastle öldürülen Hamas lideri Haniye'nin fotoğrafını paylaşarak taziye mesajı yayınladı. Instagram'ın yeniden erişime açılmasının ardından İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan anlamlı bir paylaşım geldi. Altun, Tahran'da suikast sonucu öldürülen Hamas lideri Haniye'nin fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak taziye mesajı yayımladı. Altun paylaşımında şehadetin 10. gününde şehit İsmail Haniye'yi rahmet ve minnetle anıyorum. Filistin özgür olana, insanlığa karşı soykırım suçu işleyenler hesap verene kadar Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde mücadelemiz sürecek ifadelerine yer verdi. Altun'un Instagram açılır açılmaz yaptığı Haniye paylaşımı sosyal medyayı salladı. Altun'un paylaşımına kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum yağdı. Paylaşıma, hadi sıkıyorsa kaldırsınlar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücünü gösterdiniz. Kapatırlarsa kapatsınlar yine, helal olsun, kapağa bak şeklinde yorumlar vardı.